Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi boşaltılıyor. Fakülte bünyesinde hizmet veren hayvan hastanesindeki faaliyetler de durduruldu. Okul 20 gün içinde taşınacak. Hastanenin akıbeti meçhul. Veteriner Fakültesi'nin yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkemize taşınmasına karar verilmiştir. Çok üzülüyorum şu anda. Evet, gerçekten hasarlı yerler var, küflenen betonlar var. Çok büyük hissettik. Yani gerçekten ayakta duramadı kimse. Tahliye olması daha iyi ama gideceğimiz binanın da ne kadar sağlam olduğunu bilmiyoruz sonuçta. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi de deprem mağduru. 5,8'lik sarsıntıda hasar gören bina tahliye ediliyor. Büyükçekmece yerleşkesine taşınacak fakültedeki eğitime 20 gün ara verildi. Büyükçekmece yerleşkesine taşınma tamamen bir acil eylem planı olarak yaptığımız bir taşınma. 2 sene burada okudum. Şimdi de artık gidiyoruz. Yani çok üzülüyoruz artık. Kendi özel eşyalarımızı aldık çıkıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri depremin ardından Avcılar Kampüsü'ndeki fakültede yaptığı incelemeleri tamamladı. Binanın bodrumunda korozyon ve çatlaklar tespit edildi. Yapılan incelemelerde binanın bodrum katındaki kolon demirlerinin yoğun paslanma ve aşınmaya neden olduğu belirlendi. Ancak binanın dış yüzeyine baktığınızda da gözle görülür bir hasarı görmek mümkün. Depremden sonra oluşan hasar da gözüküyor. İşte bu nedenle bu sabah itibariyle de Veterinerlik Fakültesi, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu ve Hayvan Hastanesi'nin tahliye işlemleri başladı. Okulumuza geldik. Birkaç işimiz var onları halletmek için ama şu an bina boşaltıldığı için tabii yapamadık. Benim 4. senem burada. Çok üzüldük. Keşke burada mezun olsaydık diyoruz. Toparlandık ama gerçekten zor bir süreç. Maddi manevi açı en azından. Yorgunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın incelemeleri üzerine Veteriner Fakültesi ve Veteriner Meslek Yüksekokulu yıkılacak. 20 gün sonra öğrenciler Büyükçekmece'deki yerleşkede geçici olarak eğitimlerine başlayacaklar. Depreme dayanıklı ve yeni yapılmış binalar. Bu süre zarfında da TOKİ buraya bina yapma çalışmalarına başlayacak. Bu sırada hayvan hastanesinin faaliyetleri de durduruldu ancak hayvan hastanesinin yıkılıp yıkılmayacağı henüz belli değil. Tabii ki hayvan güvenliğini de bu süreç içerisinde ciddiye alıyoruz.